Merhaba dostlar, Antalya Film Festivali ile ilgili görüşlerimizi devam edeceğiz, duyumlarımızı paylaşacağız demiştik. Bununla ilgili olarak şimdi Antalya Film Festivali çok özel bir seçki. Dolayısıyla gözler hep her zaman üzerlerinde oluyor. Şöyle diyelim, geçen sene Doktor Avni Tolunay jüri ödülünü iki filme verilmişti. En iyi film ve Behlül Dal ise en iyi ilk film ödülünü aynı filme verilmişti. Dolayısıyla bu şöyle bir süreç çıktı. Bunların yönetmeliğin 23. ve 27. maddelerine ters olduğu olarak ifade edildi. Bunun üzerine de festivalin, Antalya Film Festivali'nin direktörü Cansel Tuncer de bu konuda bizim jüriye herhangi bir baskı yapma imkanımız yok. Bu bir sanat festivali. Dolayısıyla fikirlerini değiştiremeyeceğiz. Bu şekilde öngördüler. Ama 23. maddeyle ilgili değişikliğe de gitti diye denilmişti geçen yıl. Bu yıl ise 57.sinde ise en iyi kadın oyuncu bir filmin 4 oyuncusuna, ki kimdi bunlar? Yönetmen Fikret Reyhan'ın Çatlak filmiydi. Aynı zamanda bu film Doktor Avni Tolunay özel jüri ödülüne de layık bulundu. Benim dün Ayşegül Cebenayan'dan öğrendiğim, Cüneyt abinin sevgili eşinden öğrendiğim bilgiye göre de bu filmi kendisine atfetmiş. Diğer konu ise Cahide Sonku ödülüne yine tek film içindeki 3 kadına verilmesiydi. Bu kimdi? Nesim Yetiğin yönettiği Dirlik Düzenlik'teydi. Şimdi 57. Antalya Film Festivali'nin 5 ödüle layık görülen Azra Deniz Okyay'ın Hayaletler filmini önce demiştik ki bir kadın yönetmen olarak olması nedeniyle biz arkasındayız. İlk duyumları aldığımda geçtiğimiz yıl yanılmıyorsam Temmuz aylarında Fongogo diye bir site var. Bu Fongogo nedir? Dar bütçeli veya imkanı olmayanlar imeci usulüyle bir bağışta ve şeyde bulunuyor. Katkıda bulunuyor insanlar yani bu sinema ve yapmayla ilgili. Dolayısıyla bunu da paylaşmıştım. Ben hatta yardımcı olmak için de bir kolektif çalışma içerisinde bulunuyorlar. Onlara destek amaçlı olmuş kadın yönetmen olduğu için. Sonra baktım ki bu geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşiyor. Sonra ilerleyen süreçte gördük ki bu filmin arkasında Fransa var, Katar var. Oo dedim, iyi. Kotarmış demek ki işi. Ve neticede de 5 ödülle layık görüldü. Bu film festivalinde hep en başından beri söylediğimiz evet, kadınların başarısı var. 4 kadın, 3 kadın, bunların hepsi çok güzel. 5 ayrı kategoride film alınması hepsi güzel. Fakat bir tek kalan geride, filmi kötü olabilir. Yani izlemediğimiz için bir şey diyemeyeceğiz. Ama Sevgi Herşavzir'in Toprak filmi ile ilgili ben dün de bahsetmiştim kız kardeşlik diye. Şimdi şunu tekrar belirteyim. Tarih var olduğundan beri eşitlik mücadelesi kadın ve erkek olarak gelişilen süreçte hep vardı. Fakat 19. yüzyılda daha çok arttı. Bu Cat Millett, ki 2017 yılında vefat etmişti, İlk kez 40 kız kardeşlik kavramını, olgusunu ortaya koymuştu. Neydi bu? Birlik, beraberlik ve sosyal birliğin kolektif bir çalışma içerisinde tüm kadınları kapsayan bir olguya, böyle bir hayali vardı. Hayalin içerisinde de şimdinin feminizmin başlangıcını oluşturur bu olgu. Bu çatı altında toplanılmasını arz etmişti. Dolayısıyla ben de bu filmde bahsederken, ya hepsi tamam, hepsine eyvallah, kabulüz, ama bir tek derdi, buna söylenmesine bile gerek yok bize kalırsa. Yani film Antalya'da çekildiyse, yönetmen Antalyalıysa, Antalya'yı anlatıyorsa dolayısıyla bir premieri zaten hak etmiştir. Kadınları, Sevgi de bir kadın olduğu için onun da arkasındayız. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Tekrar hatırlatalım. Şimdi Antalya Film Festivali, bunlarla ilgili çok konuşulacak. Çünkü kadınların ayak sesleri duyuluyor, doğru. Ercan Kesal, jüri başkanı Ercan Kesal konuşmasında şöyle söylemişti. Filmleri seçerken hiç zorlanmadıklarını, oy birliğiyle karar verdiklerini, hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağını, ödül alamayanların da iyi film yapmaya
devam edeceklerini söylediler. Ama iyi film yapabilmek için de biraz da motive de gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdi bunlar süreç başından beri olanlardı. Ama basına yansıyan kısmında ise çok şey konuşuldu. Hala da konuşuluyor. Bizim kulağımıza gelen de şöyle bir şey var. Bir film ekibi bir sinema yazarına haber yollayarak Antalya Film Festivali'nin o festival düzenlendiği süreçte filmle ilgili yazısında bir paragrafın çıkmasını talep ediyor. Bunun da sonucunu alamayınca bu sefer kendisine sinema çıkışında arkadan laf sokmalar, işte laf göndermeler oluyor. 75 dakika süren festivali Şevval Sam ve Yekta Kopan sundu. Peki biz bunlardan çok çıkarım yapmamız gerekiyor. Bir kere kadınlar olarak bahsettiğim Kate Middleton, eğer o kolektif biz kadınız, kadınlar geliyor diyorsak, evet, erkek hegemonyası veya baskınlığını biz de varız, biz de üreten, zaten üretenin baş tacı olan kadınlar olarak diyebiliyorsak, o zaman filmin adı ne olursa olsun, film beğenilmemiş olsa bile jüriden, o bölgeyi kapsadığı için orayı hak ediyordur. O hakkı da vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün kadınların ve kazananların yolları açık olsun. Sevgi Harşarzay'ın da yolu açık olsun. Dün bahsetmiştim. Antalya'da premierini gerçekleştiremedi ama Almanya'da premierini gerçekleştirecek. Kendisi de zaten Almanya'da yaşıyor. Efendim şimdilik bunlar Antalya Film Festivali'nin dedikodu kısmıyla ile ilgili daha duyumlar alırsak paylaşacağız. Bunlar gazeteye yansıyan paylaşılanlardı. Daha çok şeyler var. Biz filtreleyerek sunmaya çalışıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Güzelliklerle kalın efendim.